günler sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere ahtapot çiçeği nasıl dikilir, nasıl çoğaltılır bundan bahsedeceğim. Ahtapot çiçeği salonlarımızı süsleyen, çok çabuk büyüyen bir çiçektir. Bir yılda 1 metreye kadar boylanabilen, çok kolay büyüyebilen bir çiçektir. Suyu çok sever ama her çiçekte olduğu gibi dibi kurumadan asla su koymayın arkadaşlar. Yazın daha fazla su ihtiyacı vardır. Kışın -2-3 dereceye kadar soğuğa dayanabilir. Bambugillerdendir. Güzel bir çiçektir. Ben evdeki ahtapot çiçeğimi budadım. Bir ay önce suya koyup köklendirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi dikeceğim arkadaşlar. 3-4 tane çeliği bir saksıya dikeceğim. Saksımız biraz büyük olduğu için daha zengin, daha güzel duracaktır. O yüzden 3-4 kökü bir saksıya dikeceğim arkadaşlar. Saksımızı yarıya kadar toprak doldurdum. Görüyorsunuz. Sonra dikim yapacağım. Bir de bu toprağı arkadaşlar herkes soruyor. Aldığımız hazır topraklar torf ve böyle sünger gibi koyduğumuz suyu içinde hiç tutmadan geçiriyor. Çok fazla geçirgen. Geçirgen toprak olması lazım ama aldığımız topraklar, hazır paketlerdeki topraklar çok fazla geçirgen ve torftur. O yüzden bahçe toprağıyla birebir karıştırarak dikerseniz saksı çiçeğimiz, saksının toprağı hem daha verimli olacaktır hem de geçirgen olacaktır arkadaşlar. Bakın hepsi de köklenmiş. Görüyorsunuz. Bir ay kadar önce suya koydum. Çok kolay bir şekilde kökleniyor arkadaşlar. Bir de dipten sürgün verir. O sürgünlerden de köklü bir şekilde çıkartıp çoğaltabilirsiniz. Ya da böyle benim gibi çelikten çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle köklerini incitmeden dikiyorum. Çok çabuk büyür arkadaşlar. Yıl sonunda Ağustos, Eylül gibi çiçek açmaya başlar. Bu çiçeği yıl sonunda budayarak yenileyebilirsiniz. Tekrar dallarından filiz verip büyüyecektir. Şimdi can suyu veriyorum. Yarı gölge ortamları sever arkadaşlar bu çiçek. Çok güneşli ortama koyarsınız yaprakları bozulur. Bu kadar arkadaşlar. İyi günler diliyorum.